Merhaba Mavi Nurgül takipçileri. Bugün sizlere görmüş olduğunuz yazlık bir panço yapımını göstereceğim. Bunun için pamuklu bir ip kullanıyoruz ve ben ipime uygun olarak 2,5 numara tığ kullandım. Siz kullanacağınız ipe göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ama yazlık olduğu için mümkün olduğunca ince olursa tabii daha güzel olur. Pançomuza başlarken yaka kısmından başlıyoruz. Bunun için iki omzunuzun uç kısımlarına denk gelecek şekilde zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yani bu hem önü hem arkası birlikte olduğu için hem önü hem arkayı dolanacak şekilde olacak. Ben burada 80 santim zincir çektim. Aşağı yukarı 40 bedene denk geliyor ama panço dökümlü durması gerektiği için 38 beden rahatlıkla kullanabilir. 40'a da olur ama biraz hani pançonun dökümlü durmasını engelleyebilir. O yüzden bedeninizden bir beden büyük yaparsanız sanırım daha hoş duracaktır. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Ben şimdi size modelin başlangıcını anlatabilmek için az bir miktar zincir çekeceğim. Siz dediğim gibi bedeninize göre veya bedeninizden bir beden büyük çekerseniz biraz daha dökümlü duracaktır. Zincirimizi çekelim. Başlangıcımızda düz zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, zincirimizi çektikten sonra ben görmüş olduğunuz gibi kısa bir zincir çektim size anlatabilmek amaçlı. Zincirimizi halka haline getiriyoruz. Ve bir adet 3 adet zincir çekiyoruz. Daha sonra bir zincirimizi atlıyoruz. Diğerine bir ikili trabzan yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde dolduracağız. Fakat şimdi ben size şu köşelerimizi nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Çünkü bu köşeler aynı noktaya batılarak yapılıyor. Zincirimizi, halka zincirimizi ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Ve kenarlara gelen uçlara, mesela şu kısma bir belirteç koyuyorum. Ben bir parça iple yapıyorum bunu. Siz isterseniz bir çatal iğne falan veya ilmek belirteçleri var. Onlardan kullanabiliriz. Ben ek kısmını arkaya getiriyorum. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Diğer köşemizi de ayarlayıp görmüş olduğunuz gibi tam ortadan ikiye bölüp diğer köşeyi de ayarlıyorum.
Oraya da bir belirteç koyuyorum. Şimdi örgümüze devam edebiliriz. Bir zincir çekip, bir zincir atlayarak ikili trabzan yapıyorum. Belirteç olan kısma kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir atlayıp diğerine ikili trabzan yapacağız. Evet, belirteç olan kısmımıza geldik. Tekrar bir zincirimizi çekiyoruz. Belirtecimizi çıkarabiliriz arkadaşlar. Buraya 3 adet trabzan yapıyoruz. 2 3 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 adet trabzan yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şu kısmımızdaki köşelerimizi oluşturuyor. Tam omuz bölümüne gelen köşelerimiz ve burası komple olduğu gibi aşağıya aynı şekilde gidiyor. Sadece şurada zincirlerle aynı şekilde yapılıyor ama buraya da yine 2 adet batılıyor. Ve tekrar bir zincir atlayıp ikili trabzanla devam ediyoruz. Ve bunu diğer belirteceğimizin olduğu kısma kadar bu şekilde yapıyoruz. Orada yine aynı şekilde köşemizi yapacağız. Evet, diğer belirtecimizin olduğu yere geldik. İpimizi çıkardık. Bir zincir çekiyoruz. 3 adet trabzan yapıyoruz. Köşemizi oluşturabilmek için. İki zincirimizi çektik. Aynı yere 3 adet daha trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı hep ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İki seferde çekiyoruz. Aynı şekilde köşemizi tamamladıktan sonra bir zincir çekip ikili trabzan yaparak devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. İlk trabzanımızın oradan birleştirmemizi yapıyoruz. Düzgünce ayarlayalım. Birleştirmemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. Bunun için 3 zincir çekiyoruz. Ve aynı noktaya 3 adet trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekip arada bir İki trabzan bırakıp tekrar 3 trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı noktaya 3 adet batıyoruz. Sıramızı köşelerimize gelinceye kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, köşeye kadar olan kısmımızı yaptık. 2 zincir çekiyoruz tekrar ve köşemize aynı şekilde 3 adet trabzan yapıp araya 2 zincir çekip tekrar aynı yere 3 adet trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köşemiz ve buradan itibaren yine 2 zincir çekiyoruz. Ve 2 trabzan. Köşelerde eğer çok kastığını veya bol geldiğini düşünürseniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Onu illaki 2 trabzan bırakmanız gerekmiyor. O örgünün gelişine göre, ipinizin durumuna göre de ayarlayabilirsiniz. Diğer köşeye kadar yine aynı şekilde yapıyoruz. Aynı noktaya 3 adet trabzan yaparak araya 2 zincir çekiyoruz ve 2 trabzan atlayıp 3.'ye trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Köşemizde yine aynı şekilde köşemizi yapıyor ve başlangıç noktamızda örgümüzü yine birleştiriyoruz. Oraya kadar şimdi yapalım. Üçüncü sırasını nasıl yapacağımızı anlatalım arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi birleştirmemizi yapıyoruz. Birleştirmemizi arkadaşlar direkt içinden alarak yapıyoruz. İpimizi tığımıza dolamadan ve trabzanlarımızın üstünden aynı şekilde geçerek bir sonraki kutucuğumuza geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi trabzanların arasından geçtim ve buraya geldim. Burada yine 3 zincir çekiyorum ve ikili trabzanla kutucuğu dolduruyorum. Yani 3 adet yapıyoruz. Tam doldurmak değil de 2 zincir çekiyorum. Trabzanları atlıyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 adet ikili trabzan dolduruyorum.
2 zincir çekiyoruz. Üç adet. 2 litre abzan. İki zincir çektim. Köşemize geldik gördüğünüz gibi. Köşemizi yine aynı şekilde yapıyoruz. 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincirimizi çekip tekrar 3 adet aynı noktaya trabzanımızı yapıyoruz. Buradan sonra yine 2 zincir çekiyoruz ve kutucuklarımıza trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve örgümüzün bundan sonraki kısmı bu şekilde örülecek arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk oluncaya kadar bu şekilde öreceksiniz. Sadece ilk kutucuklarımızı trabzanların üstünde aynı noktaya batıyoruz. Diğerlerini aralardaki boşluklara batarak yapıyoruz ve toplamı 5 sıra oluyor. 5 sırayı tamamladıktan sonra ben şuradan göstermeye devam edeyim size. Görmüş olduğunuz şu kısmı yapacağız. Bu kısımda bütün trabzanlarımızın üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz aynı şekilde. Boşluklara ikişer adet trabzan dolduruyoruz. Trabzanlarımızın üstüne 3 adet, boşluklara 2 tane. Ve sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Köşelerimiz yine aynı şekilde köşe olarak yapılacak. Bu sıramızı tamamladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz şu sırayı yapıyoruz. Burada trabzanlarımızı üçlü çekiyoruz. Üçlü çekerek arada uzunluk sağlıyoruz. Ben ipin rengini değiştirdim. Her 5 sırayının örneğini tamamladıktan sonra, ama siz isterseniz tek renkte yapabilirsiniz veya daha çok renkli de yapabilirsiniz. Bu sırayı komple bu şekilde tamamlayınca bu uzun sıralarımızı yapacağız. İsterseniz şimdi sıramızı tamamlayalım. Onları da gösterelim nasıl yapılacağını. Evet arkadaşlar, köşemizdeki trabzanlarımızın üzerini de dolduruyoruz. Ve köşemizi yine aynı şekilde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi köşedeki trabzanların üzerine de trabzan yaptım. Ve yine aynı köşemizi yapıyoruz. 3 trabzanı yaptık. 2 zincir. Ve 3 trabzanımızı daha yaptık. Yine geri kalan kısmını
doldurarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, evet. Sıramızı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bir sefer değil, iki sefer doluyoruz ipimizi tığımıza. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzana. Görmüş olduğunuz gibi uzunca bir trabzan yapıyoruz. 4 seferde çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz araya. 2 defa doluyoruz. Bir tanesini atlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Görmüş olduğunuz gibi 4 seferde çıkarıyoruz arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Sadece arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta, görmüş olduğunuz gibi köşede daha önceki yaptığımız köşelerden değil de gene dörtlü trabzandan 2 adet yapıyoruz. 1'i ve 2 adet. Daha sonra aynı şekilde işlem gene devam ediyor. Sadece bu uzun sırada o işlemi yapıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra örgümüzün ilk sırası gibi bir sıraya daha başlıyoruz. Trabzanlarımızın üzerine ve aradaki boşluğa birer tane bataraktan dolduruyoruz. Bir tane trabzanın üstüne, bir tane boşluğa o şekilde dolduruyoruz ve daha sonraki sırada ilk sıramızdan sonraki yaptığımız sıranın devamını yapıyoruz ve örneğimiz o şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar ilerletiyoruz. İsterseniz bel kısmında bırakabilirsiniz. İsterseniz biraz daha uzun yapabilirsiniz. O sizin kullanmak istediğiniz uzunluğa bağlı. Sadece dikkat etmeniz gereken şu sıraları koyarken, bu modeli koyarken eğer çok hani sık olduğunu düşünürseniz arada iki tane yerine üç tane bırakabilirsiniz. Örneğin hani çok dalgalanmasını önlemek için o ipinizin durumuna göre onu ayarlayabilirsiniz. Ben burada mesela 1, 2, 3 tane bırakmışım çünkü çok dalgalanıyordu. İlk sıramızda biliyorsunuz ikişer tane bırakmıştık ama aralarda birer de zincir olduğu için yine aşağı yukarı 4 falan o şekle geliyor. Onu ölçülerinize göre, İpinizin geliş durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Uzunluğunu da dediğim gibi istediğiniz uzunluğa ulaşıncaya kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. İster renkli yaparsınız, ister tek renkte yapabilirsiniz veya her sırasını farklı bir renkte yapabilirsiniz. Bunun küçük boylarını çocuklar için de yapabilirsiniz. Siz kullanmak istediğiniz alana göre ayarlamalarınızı yaparsınız. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Bizim daha sonraki çalışmalarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.